Doğru. Fenerbahçe tamam aldı ve lisans çıkaramadı evet. ama Fenerbahçe tehlikesiyle de karşı karşıya. Fenerbahçe'nin resmi bir maçı olsa da orada çıkarırdı. Resmi maç. Fenerbahçe ne bekledi belli. Şimdi bir Vedat'tan gelecek parayı bankalarla imza attıktan sonra alırsan %30'unu kullanabiliyorsun. Üçte birini kullanabiliyorsun. Diyelim ki Vedat'ı 15 milyon euroya sattın. Hı, hı. Bankalarla imza attıktan sonra Vedat'ı satarsan 5 milyon eurosunu kullanabilirsin. Vedat'ı bankalarla imza atmadan önce satarsan gelecek bütün parayı kullanırsın. Fenerbahçe bence bunu bekliyor. Vedat'ı ee, satarsın. Paranın yüz, tamamı senin hesabına girer. <laughs> ben şimdi akıl okumaya falan çalışmıyorum. Ben olsam başkan ne yaparımı söylüyorum. Param da var. 15 milyon euro kasama girdim benim Vedat'tan. Evet. Daha bankalarla imza atmadım. 15 milyon euro da ben katmak istiyorum sistemin içine. Ben katmak istiyorum Hı. sistemin içine. Bir şekilde toplamışım sponsorum dışında. Acun Ulucalı'ya bir Acun elindeki 15 milyon euro ile bizdeki e, satılacak oyuncular alır. Benim kasama giren para ne olur? 30 milyon euro. Bypass. Arka bahçelerde çözüm ararsınız mı? Şimdi dünyada her kulüp kendine göre bir arka bahçe çözümü arıyor. Çünkü şu var. 30 milyon euro düşmüş olan bir borçla bankalarla imza atmak hı. çok daha büyük bir avantaj. O zaman futbolcuların lisans sorunu da oradan kalkar. Evet. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yeni normal dediğimiz şey var ya yeni normal. Hı hı. Şimdi penalt, Adam sahte penaltı alıyor. Ne diyoruz? Profesyonellik var diyoruz değil mi? Sahtekar demiyoruz adamı. Evet. E, Kulüpler de bu finansal fair play'de bir şekilde mücadele etmek zorundalar. Yani bu kulüplerin borcu 3 yılda bitmez. 10 yılda da imza atılmıyor. 10 yılda da bankalar razı değil. O yüzden sen başka çözümler bulmak zorundasın. Niye? Sen bir yandan yarışmak zorundasın. Sen yarışmazsan ne yaparsan ya. Fenerbahçe şimdi Vedat'ı satacak. Parası alacak. Ondan sonra kendi hesabı tutuyorsa edecek bankalara. Ben kendi bankasına muhtemelen. 10 yıllık anlaşma yaptım. Buyurun kardeşim. Artık sisteme tabiyim diyecek. Lisanslar çıkacak. Peki soru ve görüşler geliyor bu arada ee, izleyenlerimiz dinleyenlerimiz hemen yazmaya başladılar. Firmino lakaplı Fatih Özmen demiş ki Turgay abim çok şıksın. Bugün sence şampiyonluk an itibariyle kime yakın diye sormuş. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Ben sezon başında şampiyonluk muhabbeti yapmam, hı hı. devre arası bile yapmam. Çünkü sinemanın çok değişini çok gördüm. Ama bu saatlerde adetten de sorarlar insanlar evet. yani sezon başı. Biz de buna göre konuşuyoruz. Bugün yapılan transferlere göre konuşmak zorundayız. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın en son hallerini biliyoruz. Hı hı. Pandemili dönemden. Trabzon'la Başakşehir'i biliyoruz. Trabzon kan kaybetti. Transferler de yaptı. Başakşehir vis çayı vermesi halinde bir numaralı aday hem de böyle açık ara bir numaralı aday. Gazi Koşu'ndaki koltuğu gibi hı. Fenerbahçe olur yani. Açık ara Fenerbahçe olur. Peki devam edelim. Marka ile ilgili çok soru var. Burhan Felek demiş ki marka satılacak mı? Satılsa yeri dolar mı diye sormuş. Marka da e Yine stoperi marka için Newcastle United devrede demiş. Türkiye gazetesi 14. sayfasında bu haber üzerinden e, bu gelişmeyi değerlendirelim istiyorum seninle. Premier Lig ekibi adaya transferi milli takım kriterine takılan Sambacı için 17 milyon avroyu gözden çıkarız ifadelerini kullanmış. E, Galatasaray'da markanın satışı yakın gibi görünüyor hem de Newcastle United'a İngiltere Premier Lig'e. Şimdi adamlar niye 17 milyon euro veriyor markaya sence? Çünkü milli onların da e, kriterleri doğrultusunda. İyi futbolcu bir defa. Bir kere de iyi evet. Genç futbolcu, iyi futbolcu. Stoper'in böyle iyisini bulmak çok kolay değil. Ben e, Galatasaray'ın ekonomik şartları elbette böyle bir rakam varsa verirsin de Galatasaray. Galatasaray'da bu sınır en alt sınır yani 10 milyon euro, 10 milyon euro'nun altında markayı satmayı düşünmüyor düşünmüyoruz. Ben de sınır. diyorum ki 10 milyon euroya sattın markayı. Yerine 3 tane uyduruk evet. stoper alıp sezon başı sezon boyu arayışla geçecekse hiç satma yani. Bulmuşsun çünkü. Luyundama marka, aslanlar gibi kili çok çok büyük bir şey olmayı satmamak Peki şunu sorayım Turgay abi. E, dün de bunun üzerine Sabah Spor'unda konuşmuştuk. Sence futbolcu değerini bulunca satılmalı mı yoksa yerini dolduramayacaksan satılmamalı mı? Öyle bir e, kategorize öyle bir kategorize etme şekli yok. Şöyle. Nasıl kategorize edelim? Senin şartların belirler. Örneğin sen marka ay sattığında <gülüyor> <gülüyor> sahanın diğer yerlerindeki iki tane önemli eksini gidereceksen stoperi idare edersin. Sıkıntı yok. Evet. Markayı sattığında aldığın parayı yeni yarısını yeni stoperi vereceksen satmanın bir anlamı yok. Yani de, ederini bulmuş olan oyuncu o eder de gününe göre değişir ama ederini bulmuş olan oyuncuyu sattığın zaman senin birkaç sorunu çözmesi lazım. Bunu yapabiliyorsan doğru transferdir. Yani doğru transfer şu değil. İyi para etti. Atıyorum Fenerbahçe'de Alexander örnek verelim. Galatasaray'da Hacı örnek verelim. İyi para etti sattın yerini doldurabilir misin? İmkansız dolduramadın. Bitti satmayacaksın adam. Yani ederini bulan her adam satılmaz. Mustera Galatasaray ederini bul. Satar mısın? Niye satıyorsun? Nerede bulacağım bir daha Mustera'yı? O yüzden ederini bulduğun adam şöyle bir adamsa. Yeri doldurulabilecek bir adamsa. Hı hı. Oradan gelen parayla da başka yaraları kapatabiliyorsan elbette. Ya transfer bin defa düşündük bir defa yapılacak bir iş. En doğrusu bu. Fotomaç gazetesi 8. sayfasında da Marka'nın yine sosyal medyadan transferi takip aşamasından hiç kopamıyoruz. Marka Newcastle <laughs> United'ı takibi almış Turgay abi. Evet o şey zaten artık oraya bakıyoruz yani. Tabii. Adam takipten taki... çıktı mı? Takibe başladı mı? Bunlara bakıyoruz. Yani kazara bir tane ünlü futbolcunun telefonu çocuğun eline geçse, çocuğu da sabahtan akşama böyle denemek için onu takibe bunu takibe alsa dünya medyası şaşkına dönecek ha. Tabii. Sabah United'ı takibe aldı, akşam Beşiktaş takibi aldı. Takipten çıktı yani ama artık bu bir gösterge oldu maalesef. Peki yine Vision transferine dönelim istiyorum. Takas yöntemiyle ilgili ne söylersin Turgay abi? Ozan Tufan ee, ve Tolga Yarslan'ın bu e, transferde takas yoluyla Başakşehir'e gidebileceği konuşuluyor. Bu tarz haberler de var Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasında. Bu, bu iş bu kez biter derken e, alternatifleri ve takasta kullanılacak futbolcuları da yazmışlar haberde. Şimdi ben şahsi fikrimi söyleyeyim önce şu şey olarak. Bana göre Visca Başakşehir'de kalmasın. Fener'e gelsin, Galatasaray'a gelsin, Beşiktaş'a e gelsin. Çünkü Başakşehir'in bu ülke futbolunu ön tarafa çok fazla taşıma şansı yok. Yani çok fazla katkı yapma şansı yok. Hem uluslararası alanda hem normal lige verdiği şey. Altyapısından üst yapısına kadar hepsi her tarafını biliyorum. Bir yere kadar yani. E evet, bu senin görüş. Benim görüşüm tabii. Bu hani isterim ki büyük takıma gelsin. Biz çayı bir de orada izleyelim. Bu şartlarda gider mi diye bakınca benim demin dediğim geçerli. Mesela ben Bak fikrimi söyledim. Şimdi ben Başakşehir'in başkanıyım. Ben bir şey vermem. Hı hı. Hele böyle Ozan'la Mozan'la hiç ver, vermem yani. yani bir, şey... bir yabancı da isteyebilirmiş Başakşehir. Ya yabancısı yerlisi Başakşehir bir dayı verecekse şey e, bir şey. Bir şey verecekse 15 milyon eurodan aşağı ben olsam konuşmam bile. Vişça şey dediğin adam bir yarım takım ya. Yani senin aldığın işte Ayevlere ne bileyim işte e, Dirarlara falan benzemez Bu adamın ne yapacağı belli Bu adam yıllardır bu ligde oynuyor Bu adam bu ligde 8-10 yılını tamamlamış Yani ve hiç boş geçmemiş Her senesi dolu Alt lige düşmüş orada da dolu Üst lige çıkmış yine Yani Visca gibi bir adam Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe Bak Zahavi'yi alacak mesela konuşuyoruz evet. Zahavi ile Visca'yı al Diğer bütün transferleri geri gönderir Sıkıntı yok eski takım bile şampiyon olur ya öyle bir iki oyuncu alıyorsun ya. Yani. Peki e, savaş geçit bir denklem kurmuş Turgay abi marka ile ilgili. Marka